Merhaba arkadaşlar, bugün Tanrı'nın Kurtuluş Tasarısı adlı kitabımızdan Neden Gözümüzü İsa'ya Dikmeliyiz adlı hikayemizi anlatacağım. Ama önce ezber ayetimizi okuyalım. Ezber ayetimiz İbraniler 12. bölüm 2. ayet. Gözümüzü imanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı İsa'ya dikelim. O, kendisini bekleyen sevinç uğruna utancı hiçe sayıp çarmıhta ölüme katlandı ve Tanrı'nın tahtının sağında oturdu. İbraniler 12. bölüm 2. ayet. Çocuklar, sizce kutsal kitapta bulunan iman atalarımızdan en büyüğü kimdir? Kutsal kitapta birçok iman atası bulunmaktadır. İbrahim, Yusuf, Musa, Davut, Daniel, Pavlus ve daha birçokları. Kutsal kitapta yer alan iman atalarımızın ortak noktası her koşulda imanlarına sıkı sıkı sarılmış olmalarıdır. Ayrıca her zaman Tanrı'ya güvenerek ve ona bakarak iman yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Bugünkü dersimizde birlikte bu kişilerin yaşamlarına göz atacağız. Öncelikle Davut'un hayatına bakalım. Davut dediğimizde aklımıza gelen ilk şey hiç şüphesiz ki cesarettir. O gerçekten imanlı ve cesur bir kişiydi. Daha küçükken Tanrı'ya olan imanı sayesinde kendisinden metrelerce daha büyük ve güçlü olan Golyat'ı devirmişti. Golyat'ı devirdikten sonra Davut, bütün savaşlarda zafer kazanarak İsrail'i içinde bulunduğu zor durumdan kurtardı ve Tanrı'nın ismini yüceltti. Fakat İsrail'in ilk kralı olan Saul, kıskançlık sebebiyle Davut'u yok etmek istiyordu. Bu nedenle Davut defalarca ölüm tehlikesi geçirdi ve Saul tarafından sürekli takip ediliyordu. Davut ise birçok kez Saul'u öldürmek için fırsatı olmuştu. Ama onu öldürmedi, ona zarar vermedi. Çünkü Saul'un Tanrı tarafından İsrail'in kralı olarak seçildiğine ve onu öldürmesinin Tanrı'yı hoşnut etmeyeceğine inanıyordu. Peki Yusuf'un hayatı hakkında ne düşünüyorsunuz? Babası Yusuf'a çok fazla değer verdiği için kardeşleri Yusuf'tan nefret ettiler ve Yusuf'u Mısır'a köle olarak satmak için bir plan hazırladılar. Yusuf, Mısır'a köle olarak satılmasına rağmen ümitsizliğe düşmedi, Tanrı'ya güvenmeye devam etti. O, her durumda Tanrı'ya güvendiği için Tanrı da onu asla yalnız bırakmadı. Mısır'da köle olarak yaşayan Yusuf, efendisinin karısı tarafından söylenen bir yalan yüzünden zindanda tutsak olarak kaldı. Yusuf, orada bile sadece Rab'be bakarak yaşadı. Rab, kendisine güvenen Yusuf'la birlikteydi ve ona yardım etti. Yusuf, her zaman Rab'be güvenerek yaşadığı için Rab onu Mısır'ın yöneticisi yaptı. Peki, Kutsal Kitabın Yeni Antlaşma bölümündeki Elçi Pavlus'u hatırlıyor musunuz? Pavlus, İsa'yı tanımadan önce imanlılara zulmeden ve onları tutuklayan biriydi. Fakat bu gaddar kişi, İsa'yı tanıdıktan sonra hayatını tamamen müjdeyi duyurmaya adadı. Pavlus, İsa'yı tanıtmak için birçok yere yolculuk yapmıştır. Pavlus, müjdeyi duyurduğu için gittiği yerlerde sıkıntı ve baskı görerek dövüldü, taşlandı ve hapse atıldı. Bütün bunlara rağmen o, hiç yılmadan Rab'be güvenerek onu ilahilerle yüceltmeye devam etti. Yani ne zulüm, ne baskı, ne de hapis onun imanını hiçbir zaman sarsamadı.
ilk kilise oluştuktan sonra Roma İmparatorluğu döneminde imanlılar zulüm altındaydı. İsa'yı Rab olarak kabul edenler tutuklanarak hapse atılıp dövüldü. Daha da kötüsü, bazıları ateşe atıldı. Bazıları ise aslanlara yem olarak verildi. Roma İmparatorluğu döneminde İsa'ya inananlar her türlü sıkıntı ve ölüm tehlikesi karşısında imanlarını kaybetmediler. Daha da önemlisi, kendileri için çarmıhta acı çekerek canını veren ve bütün günahlarını bağışlayıp sonsuz yaşama kavuşturan Rab İsa'ya her zaman şükrettiler. Dünya üzerinde İsa'ya inanmayan birçok ülke var. Buralarda yaşayan ve İsa'ya iman eden insanlar büyük sıkıntılar çekiyorlar. Fakat bu zorlu koşullarda bile bir sürü insan sadece İsa'ya bakarak ve ona umut bağlayarak zorluk ve baskılara boyun eğmeyip hayatlarına devam ediyor. İsa'yı tanıyıp ona gerçekten iman eden kişiler, İsa Mesih uğruna ne kadar sıkıntı ve baskı görseler de onu asla bırakmazlar. Davut ve Yusuf gibi her zaman ve her durumda Rab'be bakarak yaşarlar. Hatta elçi Pavlus gibi dövülüp hapse atılsalar da cesaretle imanlarını savunurlar. Evet sevgili arkadaşlar, görüyoruz ki dünyada imanlı olarak yaşamak hiç kolay değil. Bizler de ülkemizde imanlı olarak yaşarken çeşitli sıkıntılar çekmekteyiz. Sürekli engellerle karşılaşabiliyoruz. Bu yüzden engellerle karşılaştığımızda veya zor bir duruma düştüğümüzde Rabbin sözünü hatırlayalım ve gözümüzü İsa'dan ayırmadan imanla yürüyelim. Bizim için çarmıhta acı çekerek canını feda eden, hepimizi sonsuz yaşama kavuşturan Rab İsa'nın derin sevgisini düşünerek daha güçlü imana sahip olalım.